Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hanımı Hazreti Ayşe'ye radıyallahu anha: "Ya Ayşe, dört şeyi yapmadan evvel uyuma. 1. Yatmadan evvel Kur'an-ı Kerim'i hatmet. 2. Peygamberleri kıyamet günü için kendine şefaatçi eyle. 3. Müslümanları kendinden razı eyle. 4. Yatmadan evvel hac ve umre yap." Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza başladı. Hazreti Ayşe diyor ki: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını bitirinceye kadar yatakta öylece bekledim. Bitirdiği zaman, "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Sen bana dört şeyi yapmamı emrettin. Ancak bunları şu anda yapmaya güç yetiremem." dedim. Resulullah aleyhisselam tebessüm etti ve şöyle buyurdu: "Kul huvallahu ahad, yani İhlas suresini 3 defa okuduğun zaman Kur'an-ı Kerim'i hatmetmiş gibi olursun. Bana ve benden önce gelmiş bütün peygamberlere salatu selam getirdiğin zaman senin için kıyamet günü şefaatçi oluruz. Müminlere istiğfarda bulunduğun zaman hepsi senden razı olur. Subhanallah, elhamdülillah ve Allahu Ekber dediğin zaman hac etmiş ve umre yapmış gibi sevap kazanırsın." Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Yedi sınıf insan vardır ki Allah-u Teala onları hiçbir gölgenin olmadığı kıyamet gününde rahmeti altında gölgelendirir. Bunlardan biri kimsenin bulunmadığı yerde Allah'ı zikredip Allah korkusundan gözleri yaşaran kimsedir. Peygamberler başta olmak üzere bütün insanların Rabbül Alemine karşı yapacakları en büyük amel kul olduğunu bilmek ve sonra da acizliğini görmektir. Acizliğin farkında olan kulun en faziletli işi Hak Teâlâ'nın iyilik, ihsan ve nimetlerine karşı şükürdeki kusurlarını kabul ve itiraf etmektir. Peygamberlerin gözyaşı döktükleri kusurlar, işte bu tür kusurlardır. Onlar Yüce Mevla'ya kulluk olarak ne yapsalar az görür, kusurlu bulur. Bunun için gözyaşı döker, tövbe istiğfar ederler. İşte bu sevenlerin korkusu ve gözyaşlarıdır. Müslüman sadece kendi günah ve acziyeti içinde değil, diğer kardeşleri içinde ağlayıp dua edendir. Çünkü Cenab-ı Hak bütün Müslümanları kardeş ilan etmiştir. Vera ve İrfan deryası Ebu Ali Fuday bin İyaz rahmetullahi aleyh şöyle der: "Kâbe'de yanımda oturan Horasanlı biri kadar zahit insana hiç rastlamadım. Tabah etmek üzere kalkmıştı ki parasını çaldılar. Bunun farkında olunca ağlamaya başladı. Kendisine "Paran çalındı diye mi ağlıyorsun?" dedi. O, "Hayır, ona ağlamıyorum. Yalnız kıyamet günü Allah-u Teala'nın huzurunda kendisiyle karşılaştığımızda bana karşı verecek cevap bulamayıp perişan olacağını bildiğim için ona acıdığımdan ağladım" diye cevap verdi. İşlenen kusur ve günahlara tövbe edilmediğinde insanın hesap günü sonu çaresizlik olur. Nedameti, fırsat ve zaman varken yaşamak gerekir. Bunun için de Nilüfer çiçeği gibi her an gözü yaşlı olmak lazımdır. Edebiyatta Nilüfer çiçeği sevgilinin gözü teşbihiyle kullanılır. Nilüfer, su üzerinde yaşayan ve gözü andıran çekici yapısıyla geçmiş dönemlerden bu yana manzum ve mensur eserlerin birçoğunda remz olarak kullanılmıştır. Benzetme sanatında Nilüfer göz, üzerinde yüzdüğü su ise gözyaşı olarak ifade edilir. Pişmanlık ve acizlik yurdunda insan da Nilüfer çiçeği gibi geceleri açıp gözyaşlarını akıtmalıdır. İbadet ve taatlerin noksanlığının farkında olup bir kuş misali Allah için ahu figan edenlerin gönül bahçesine girip nasiplenmelidir.
Nitekim hapishaneye benzeyen vefasız dünya hayatından geçip benlikten kurtulmayı arzulamak kuru aşıkların işi değildir. Mevlana Hazretleri Divan-ı Kebir'inde şöyle der: "Bizim ölümüz her ne kadar sana matem olursa da aslında sevgiliyle buluşma vakti olduğu için bizim en neşeli, en mutlu anımızdır. Çünkü bu dünya bizim zindanımızdır. Zindanın harap oluşu, yıkılışı zindandakileri sevindirir. Yani bizim bedenimiz ruhumuz için bir zindan kesilmiştir. Ölüm bedeni yıkınca ruh zindandan kurtulacak, Hakk'a kavuşacaktır. Aklını başına al da fani dünya zindanında kimsede vefa arama. Bu dünyanın vefası bile vefasızdır. Ey vefalı kişi, gel, gel, daha yakına gel. Beni, benliği, bizi, bizliği bırak. Acele et, zaman geçmeden gel, gel, daha yakın gel. Bizden, benden vazgeç. Senlik ve bizlik yok oluncaya kadar gel. Ne sen kalasın, ne de biz kalalım. Kibri ve kendini beğenmeyi bırak da, yere göğe sığmayan o büyükler büyüğüne gönlünde yer ver." Bir ara bazı sahabeler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelerek, "Ya Resulallah, siz bu dünyadan ayrıldığınızda bizim için yerin üstü mü yoksa yerin altı mı daha hayırlıdır?" diye sordular. Resulullah aleyhisselam buyurdular ki, "Amirleriniz hayırlı olanlarınızdan iseler, zenginleriniz cömert kimselerse, işlerinizi aranızda müşavere, istişare ile hallediyorsanız, bu durumda yerin üstü altından hayırlıdır. Eğer amirleriniz şerlilerinizden, zenginleriniz cimri ve işleriniz kadınların elindeyse, yerin altı üstünden, ölmek yaşamaktan daha hayırlıdır. Çünkü artık dini ikame imkanı kalmaz." Ebu Talha radıyallahu anh anlatıyor: "Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevindiği ve mutlu olduğu yüzünden belli olduğu bir halde sahabelerin yanına gelmişti. Sahabeler, "Ya Resulallah, yüzünüzde sevinç ve mutluluk görüyoruz." dediler. Resulullah aleyhisselam buyurdu ki, "Az önce Cebrail aleyhisselam yanıma geldi ve dedi ki, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, razı olur musun? Rabbin azze ve celle şöyle buyurmakta, ümmetinden her kim sana salavat getirirse, ben de ona 10 defa salat, mağfiret getireceğim. Ümmetinden her kim sana selam getirirse, ben de ona 10 defa selam, rahmet vereceğim." buyurdu. Ben de Cebrail'e, "Evet, razı oldum." dedim.